beIN Sports ekranından, beIN Manşet'ten mutlu günler, mutlu haftalar değerli izleyenler. Bugün 5 Haziran Pazartesi, haftanın ilk gününde her zaman olduğu gibi aynı saatte beIN Manşet'te sizlerle birlikteyiz. Ve stüdyoda değerli yorumcumuz Uğur Meleke ile birlikte olacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Galatasaray'ın hem şampiyonluğunu konuşacağız, hem derbide, Fenerbahçe derbisinde alınan 3-0'lık galibiyeti değerlendireceğiz. Gazete başlıkları üzerinden haftayı konuşacağız. Dilerseniz öncelikle Süper Lig'deki 37. haftada alınan sonuçları genel itibariyle şöyle bir bakalım. Yarın hafta içi mesaisi ve Süper Lig'deki son hafta maçları başlayacak ve Perşembe günü de artık sezonu tamamlayacağız. Dün Galatasaray Şampiyonluk Kupası'nı da aldı. Taraftarı önünde büyük bir coşkuyla hem derbi galibiyetini hem de 23. şampiyonluğunu, Cumhuriyet'in 100. yılında gelen şampiyonluğu kutladı. Diğer maçlarda neler oldu onlara da bakalım. 37. haftada Beşiktaş Kasımpaşa'yı 5-2'lik skorla mağlup etti. Arabam.com, Konyaspor ve Vavakars Fatih Karagümrük birlik beraberlikle ayrılırken Bielitsa yönetimindeki Trabzonspor bol gollü galibiyetlerine devam ediyor. Bir galibiyette Corendon Alanyaspor maçında geldi ve 5-1'le kazandı bu karşılaşmayı Bordo Mavililer. Bir tek sen Giresun Spor ligde kalma umutlarını sürdürdü. Lige veda eden Hangi Kredi Ümraniyespor'u tek golle geçti. Melipol Başakşehir Adana Demirspor'u 3-2 ile geçerken MK Ankara gücü de Yukatel Kayseri Spor deplasmanından tek golle dönmeyi başardı. Sivas Spor haftayı bay geçen takımdı. Fraporta Antalyaspor'la İstanbul Spor'sa hükmen galibiyetlerle beraber haftayı tamamladılar. Peki puan tablosu nasıl oldu? Şampiyon Galatasaray ikincilik konusunda da şu anda yarış sürüyor ki Beşiktaş'ın Arabam.com Konyaspor maçı var. Fenerbahçe bay geçecek, puanlar eşit. 77'şer puanla iki takım sıralanmış durumda. Galatasaray'da 88 puanla sezonu bitirecek. Sarı Kırmızılılar da son haftayı bay geçecekler. Adana Demirspor ise 4. basamakta ve artık Ziraat Türkiye Kupası'ndan gelecek olan sonucu bekliyor. Sonuç ne olursa olsun Süper Lig'de ligi ya 4. sırada bitiren takım ya da kupayı alıp ligi 5. sırada bitiren takım Avrupa'ya giden son ekip olacak. Trabzonspor'da 57 puana geldi 6. sırada. Alt basamaklara bakalım. Ligde kalma yarışı nasıl sürüyor, nasıl ilerliyor? Bir tek sen Giresunspor kazandı 37 puan. İstanbulspor'da hükmen galibiyetle 38 puana çıkardı. Puan sıralamasındaki durumu Demir Grup Sivas Spor'da haftayı bay geçen takımda 40 puana sahip Demir Grup Sivas Spor. Son hafta öncesinde değerli futbol severler. Şimdi gazete başlıklarına geçeceğiz ama ekranları başında bizleri takip eden izleyicilerimiz de her zaman olduğu gibi sizin manşetiniz etiketi üzerinden bizlere soru, görüş ve mesajlarını ulaştırabilir. Olabildiğince sizlerden gelen mesajları da yayınımızın ilerleyen dakikalarında değerlendirmeye çalışacağız. Ana başlık Galatasaray'ın şampiyonluğu ve 3-0'lık derbi galibiyeti. Ligin ilk devresinde olduğu gibi ikinci devrede oynanan karşılaşmada da yine aynı tarifeyi uyguladı Galatasaray. Ezeli rakibine iki maçı da 3-0'lık galibiyetlerle birlikte tamamladı. Bir anlamda da şampiyonluk sevincini, kutlamasını ikiye katlamış oldu dün akşam. Hürriyet gazetesiyle başlayacağız. Muhteşem Aslanlar başlığını kullanmış Hürriyet gazetesi. Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olma gururuna erişen Cimbom, taraftarına tarifsiz zaferler yaşatmaya devam ediyor. Şampiyon unvanı ile çıktığı Fenerbahçe maçında muhteşem bir oyun sergileyen sarı kırmızılı takım, Zaniolo'nun 2 ve Icardi'nin attığı gollerle ezeli rakibini bir kez daha 3-0 mağlup etmeyi başardı. Bazı detaylar var. Barış Alper şampiyonluğun tadını çıkardığını söylemiş. Büyük bir aileyiz. Galatasaray'ın tarihine geçtiğimiz için de ayrıca mutluyuz demiş. Barış Alper Yılmaz yine derbinin parlayan yıldızlarından biriydi. Öte yandan Nicolo Zaniolo yine damga vurdu. Gazete sayfalarına yansıyan isimlerden biriydi. Nicolo Zaniolo 11'de başladığı karşılaşmada derbi galibiyetinde 2 gol birden kaydetti. Ve Galatasaraylı futbolcuların sevinci bu haberde yansımış. Milliyet'e de bakalım. Milliyet gazetesinin haberiyle beraber biraz derbiyi de konuşacağız. Galibiyetten ziyade bundan sonraki süreçte Galatasaray'da nasıl bir senaryo olacak bunu biraz daha düşünmeye başlıyor. Sarı Kırmızılı taraftarların da Icardi'ye yoğun bir ilgisi vardı. Galatasaray taraftarı şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutladı. Sarı Kırmızılılar en büyük ilgiyi Arjantinli golcüsüne gösterdi. Tribünlere İspanyolca "Burada kal Icardi" pankartı açan Galatasaray taraftarı maç öncesinde birlikte üçlü çekti başlığını da yazısını da kullanmış. İyi bir oyun, iyi bir futbol. Galatasaray taraftarlarının yoğun desteğiyle beraber 3-0'lık kazanılmış bir karşılaşma Uğur Meleke. Şampiyonluk sevincini bir anlamda da perçinlemiş oldu sarı kırmızılılar. Kaybetse de taraftarlar mutsuz olmayacaktı. Ama bu kadar şampiyonluğun ilan edildikten bir hafta sonra çıkılan derbide bu kadar istekli, koşan, basan, ısıran bir takımı bu kadar çok beklemiyordu herhalde tribünlerde. Özellikle iki hamle, Barış Alper Yılmaz'ın Mertens'in bölgesinde maça başlaması, Berkan'ın, Sergio Oliveira kenarda Berkan'ın 11 başlaması. Bu iki ismin ligin ilk devresinde Kadıköy'de de 11'de olduğunu hatırlatalım. İleri uçtaydı Barış Alper Yılmaz. Ve yine 3-0'lık bir skor tabelasıyla beraber başarılı ve etkili bir oyunla birlikte sahadan ayrılmış oldu Sarı Kırmızılar. Süper Lig'de Galatasaray'ın bu yılki en iyi iki oyuncusu kim desen birçok isim sayabilirsin çünkü birçok oyuncu ön plana çıktı ama Torreira ve Icardi diyenlerin sayısı herhalde az olmaz. Çok sayıda isim Torreira ve Icardi'yi seçebilir. İlk yarıda Galatasaray Fenerbahçe'yi Kadıköy'de Torreira ve Icardi kulübedeyken 3-0 yendi. Torreira ve Icardi'nin yerine Berkan ve Barış başlayarak 3-0 yendi. Ligin ikinci yarısına geliyorsun. Bu kez de Oliveira Mertens'siz. Galatasaray Fenerbahçe 3-0 yendi. Torreira Icardi'siz yendi. Oliveira Mertens'siz yendi. Kadıköy'de yendi. Seyrantepe'de yendi. 2 kere 3-0 yendi. Gol 10 kere de oynasa 10 kere de yenerdi herhalde. Yani Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu sezon nasıl bir fark oluştuğunun kanıtı gibiydi dünkü müsabaka. Yani maçın herhangi bir anında Fenerbahçe gol atabilecek bir hissi vermedi. Maçın herhangi bir anında maça ortak olacakmış hissiyatı vermedi. İlk 90'da Galatasaray Fenerbahçe'yi sürklese etti. İkinci 90'da sürklese etti. 900 dakika daha oynasalar sadece herhalde gol sayısını artıracaktı. Galatasaray'ın başyapıtı Fenerbahçe karşısındaki iki tane 90 dakikalık ki Fenerbahçe Ligi ikinci bitirebilir. Uzun süre şampiyonluk yarışındaki rakibiydi Galatasaray'ın. Direkt rakibine karşı iki maçtaki performansı sezonun özeti gibi. Bir de tabii ki bunu bu maçta başarmış olması ekstra bir tek direktör gururu, Okan Buruk gururu. Neden? Fenerbahçe'nin lig ikinciliğini garantilemek için bir puana ihtiyacı var. Yani hedefli çıkıyor sahaya. Galatasaray ise kısa sürece şampiyonluğu ilan etmiş ve tatil için gün sayan oyunculardan kurulu olması lazım. Normalde kağıt üzerinde mesela. Dün Barcelona Celta Vigo'ya yenildi. Onun gibi Barcelona şampiyonluğu ilan etmiş. Celta'nın ihtiyacı var. Celta Barcelona'yı yendi. Veya işte Brentford, Manchester City gibi sezon sonundaki gibi. Öyle bir performans beklersin şampiyon takımdan. Ama öyle bir ısırdılar. Öyle bir her topta, her yüzde 50-50'de ayakta kaldılar. Her ikili mücadeleyi kazandılar. Her sahipsiz topta oradaydılar. Her serseri topu elde ettiler. Yani böyle bir Galatasaray mantalite canavarı. Yani bunu çünkü teknikle, taktikle, stratejiyle, oyuncu kalitesiyle bir yere kadar açıklayabilirsin. Bunlar mantalite canavarı. Gerçekten sezonun son gününde böyle mantalite ortaya koymaları neden 88 puan topladıklarında kanıtı. Hani Galatasaray rakamlardan öte iyi bir sezon kapanışı yaptı. 25 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi ön elemesi için umut veren bir sezon kapanışı yaptı. Icardi'nin, Raşitsa'nın takımda kalması için motive olacakları, Zaniolo'nun gelecek sezon için motive olacağı türden bir sezon kapanışı yaptı. Bence bir prestij maçı galibiyetten daha fazlası bu.